Bu videomuzda e, OpenCV'de trackbar kullanımını göreceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi şu anda e, canlı görüntü üzerinde bir trackbarımız var test adında. Ve bu test değerini değiştirdiğimde sağa sola kaydırdığımda gördüğünüz gibi buradaki rakam değişiyor. Ayrıca gri e, renkte e, göstermek istersem de burayı e, sola ve sağa tıklayarak e, resmi gri tona çevirebiliyorum. Şimdi bunu nasıl Python'da e, OpenCV kullanarak yapabileceğimizi görmek için Sergio'nun sayfasından faydalanarak e, anlatmaya çalışacağız. Şimdi yine üç adımda programımızı işleteceğiz. E, birinci adımda program bir isimli ilk adımımızda e, video capture komutuyla e, az önce gördüğünüz gibi görüntümüzü e, ekrana yansıtıyoruz. Sonra e, bir frame adında bir window oluşturuyoruz. Az önce gördüğümüz pencere e, frame adında bir pencereydi. Sonra create track bar komutuyla buradaki create track bar komutuyla bir track bar oluşturuyoruz. Az önce sağa sola kaydırdığım bar çizgisi bir track bar adı veriliyor buna. create track bar komutuyla bunu oluşturuyorum. bunun içindeki değer test adındaki bir değişkene atanıyor. Frame isimli pencerede yayınlanıyor. Ve ilk değeri 50 ve maksimum değeri de 500. Burada bir de nothing diye bir e, fonksiyon tanımlıyoruz. Def komutuyla nothing isimli bir fonksiyon tanımlıyoruz ve içinde bir şey yapmıyoruz. Bunun sebebi e, aslında e, burada OpenCV'de çok net değil, belli değil. E, bunun böyle olması gerekiyor gibi anlaşılıyor. Çünkü muhtemelen e, OpenCV programlayıcıları e, C++ gibi programları da belki e, işte eş anlamda kullandıkları için. Bu tür bir e, fonksiyonun burada tanımlanması gerekiyor e, sanıyorum. Fakat e, yani bunun bize şu anda bir faydası yok sadece olması gerekiyor. Sonra while true e, döngüsü içerisinde e, cap.read komutuyla e, az önce işte ekranımıza açtığımız frame penceresinde e, bütün frame'leri yani e, canlı olarak e, resimleri e, sürekli e, takip ediyoruz, ir, okutuyoruz. Sonra imshow kovuntuyu da, da yine canlı olarak bu resimleri ekranda gösteriyoruz. Ne zamana kadar? E, 27 numaralı key yani escape tuşuna basılana kadar. Şimdi bunu çalıştırdığımızda önce e, ne yaptığını görelim. Şu anda bakın e, ekranımızda görüntümüz geldi. Ve bu test değerinin değerlerini değiştirdiğinde şu anda bir şey olmuyor. Şu anda birinci adımdayız. Herhangi bir şey tanımlamadık çünkü. Burada test isimli değere atıyor bunu. Şimdi bunu escape çıkıyorum. Ee, bu sefer ikinci adımımızı açıyorum. Ee, bu program kodlarının hepsini aşağıda paylaşacağım. İkinci adımı açtığımda e, programımızın ikinci adımında şu üç satırı ekliyoruz. Az öncekinden farklı olarak. Şu eklendi diye yazdıklarımı ekliyoruz. Şimdi bunları e, adım adım yapacak olursak, bu arada önceki pencereyi kapatayım. Şu birinci programı kapattım, ikinci programı açtım. İkinci adımda dediğim gibi bu üç satırı ekledik. Nedir burada? Şimdi bu test değerini e, artık alacağız buradan. Almak için de get track bar pos yani track barın pozisyonunu alıyorum. Pozisyonu kaç değerindeyse, mesela ben onu değiştirdim, hangi de, mesela 50 ile başlıyor diyelim ki 150'ye getirdim ben. O değeri 150'ye atacak. Get track bar pos komutu o pozisyonu e, alıp test değerini atıyor. Sonra o test değerini aldıktan sonra bir de font tanımlıyorum. Bir font bir şey yazdıracağım çünkü ekrana. Sonra put text komutuyla da ekrana bu rakam değerini yazdıracağım. Test değerini track barımdaki değere okutup sonra bunu string'e dönüştürüp str ifadesiyle ekranda 50'ye 150 koordinatlarında yazdıracağım bunu. Font isimli fontu kullanacağım az önce tanımladığım. Ve e, bu büyüklüğü, bu da rengi olacak. BGR olduğu için yani red e, burada 255 olduğu için kırmızı renkli olacak. Bunu çalıştırıyorum şimdi. Az önce track barımda değiştirdiğinde herhangi bir şey olmuyordu. Fakat şimdi bakın burada 50 yazıyor, ilk değer yazıyor. Sonra da ben bu değeri e, track barımda değiştirdikçe bakın orada put text komutuyla buradaki rakamı string'e dönüştürüp ekranıma yazıyor. Belirlediğim koordinatta. Şimdi bir adım sonraya gideceğim. E, bu ikinci adımdan sonra üçüncü adıma geçeceğim. Ve bu üçüncü adımda da e, artık e, bir de tona çevirme işlemini yapacağım. Bu da üçüncü programımızdı. Üçüncü program açtıktan sonra ikincisini kapatıp üçten devam ediyorum. Şimdi eklediğim yeni satırların üzerinde duralım. E, önceden olanlar vardı zaten. Bu sefer yeni bir create track bar komutu yazarak yeni bir track bar oluşturuyorum ve bunun adına da color gray ismini veriyorum. Ee, ve yine frame aynı pencerede gösteriyorum. Bunun da ilk değeri 0 ve maksimum değeri de 1. Ee, ve bunu tanımladıktan sonra aşağıya geliyorum ve s isimli değişkenimi get track bar position pozisyonu diyerek o color gray isimli e, frame'deki penceremdeki ee, yeni tanımladığım trackbar'ın değerini alıyorum. S burada sıfır ile bir arasında bir değer olacak. Burada gördüğünüz gibi renk trackbar pozisyonunu aldık. Eğer bu değer sıfıra eşitse yani henüz bir şey yoksa ters diyorum yani herhangi bir şey yapmıyorum. Değilse bir demektir. Dolayısıyla burada da CVT color e, komutunu kullanarak ve CV2 color BGR to gray komutunu kullanarak gri tona çeviriyorum. Şimdi gerisi aynı programın bunu çalıştırdığımda bu sefer artık iki tane track barım olacak. İki tane track barım var. Bu yukarıdaki az önce yaptığım gibi rakamları değiştiriyor. Aşağıdakini de sağa ve sola aldığımda bakın gördüğünüz gibi gri tonda, gri tonda ve renkli tonda. Yani BGR to grey tonunda e, gri tona çeviriyor. Eğer ben bu tarafa bastıysam bir kere bastım o tarafa geçiyor bir kere bastım bu tarafa geçiyor veya böyle sürekli bir değişkenim var. O da rakamı gösteriyor gri tonda. Eğer renkliye geçersem renkli gösteriyor. Böylece track bar konusunu da bu konuda işlemiş olduk.